Evet, yine geldi kürkçü dükkanına. Bakalım bugün kimleri ağırlayacağız? Hazırız. İsminiz neydi? Füsun. Ben Füsun. Bir mağazada tezgahtarım. Bir yandan da üniversite yazılıyorum. Bir gün çalıştığım yere uzaktan akrabamız olan Kemal ve nişanlısı geldi. Bu gelişmeyle beraber hayatımın değişeceğini nereden bilebilirdim ki? Başkasıyla evlendim ama Kemal'den kopamadım. O da benden kopamadı. Teşekkür ederim. Belki biliyorsunuzdur, ben tekstil zengini basmacı ailesinden oluyorum. Mağazada Füsun'la tanışana kadar Sibel'e aşık sanıyordum kendimi. İlginç, Füsun'la tanışmanın hayatımı bu denli değiştireceğini nereden bilebilirdim ki? Aşkın, tutkunun bu denli can açılan bir yeri olduğunu Füsun'u tanımadan önce bilmezdim. Füsun'u göremeyeceğimi düşündüğüm anlarda nefes dahi alamıyordum. Ve yavaş yavaş ona ait eşyaları toplamaya başladım. Bu aşk mıydı, saplantı mıydı bilmiyorum. Ama Füsunsuz bir yaşamı tahayyül dahi edemiyordum. Füsun, güzel sevgilim. Ona geldim yine. Bekliyor beni şurada. Canım. Hoş geldin. Hoş buldum. Beyefendi, yalnız burada sakız çiğnemek yasak. Bir salkım üzüm alabilir miyim o zaman? Beyefendi, burası kahve dükkanı. Filtre kahve alayım. Tabii ki. İsminiz neydi? Kemal. Hep şunun gibi de çalışıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir kahve alabilir miyim lütfen? Tabii ki. İsminiz neydi? Elizabeth. Ben Elizabeth. Benim tabirsinin ikinci kızıyım. Bu ailenin en entelektüel, hazır cevap kızı olarak biliniyorum. Güzel ve akıllı olduğundan bahsediyorum. Ama bu dönemin arasında bir kadında aranan nitelikler değildir akıllı ve entelektüel olması. Bu yüzden annemin en az sevdiği kızıyım. Annemin kızlarını evlendirme çabasına girdiği bir gün evimize Bay Wickham ve Bay Darcy'nin gelmesiyle tüm dengeler bozuluverdi. Kendi bilgime, kendi değerlendirmelerime o kadar güveniyordum ki Wickham ve Darcy hakkında biraz peşin hükümlü kararlar verdim. Ama o sevimsiz ve kibirli bulduğum Darcy'ye aşık olabileceğimi nereden bilebilirdim ki? Bu romanda Darcy ve benim aramdaki önyargı ve gurur üzerine kurduğu bir aşk hikayesini okuyorsunuz. Uzun bir süre burnumdan hiç kıl aldırmadım. O da fena değildi gurur meselesinde. Keşke o da olsaydı aramızda. Neyse işte, en sonunda aşkın gurura yenip düştüğünü, ön yargıyla alınan kararların değişebileceğini hep beraber tanık oluyoruz. Sevgili Jane Austen, yani yaratıcım, kişinin romantik mutluluğu bulmak için kişisel engeller de dahil olmak üzere tüm engelleri nasıl aştığını hikayesini anlatıyor sizlere. Benim ve Darcy'nin hikayesi olur. Olmadı filmini çekmişler, onu izleyin. Hatta ne diğer şu Türk dizileri filmlerinin bulunduğu platform. Netflix. Orada bile varmış filmimiz. Neyse ben çok gevezelik ettim. Kahveniz hazır. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Burada çay var mı acaba? Üzgünüm, sadece kahve çeşitleri var. O zaman bana onu kahve lütfen.
Ama hızlı olursa sevinirim. Çünkü çok fazla vaktim yok. Her an gelebilir. Kim? Gece tehlikeli Ankara'dan gelen o güzel kadın. Neyseyim sizinize? Güzel Bercet. Kahvem hızlı olsun lütfen. Dediğim gibi her an gelebilir. Gelir de beni görmezse eminim ki kalmaz otelde. Hiç kimse o saatlerde otaya gelmezdi. Ama o geldi. Geceler yalnızlığıma güneş gibi doğdu. Evet erkenden gitti ama acelesi vardı. Yine gelecek biliyorum. Gelecek. Evet. Gelecek. Biliyor musun? O gelene kadar kalabalık hiçbir eşya yıkamadım. Sırf onun kokusu gitmesin diye. Her akşam gidip yaptığı yastıklara sarılıp uyuyorum. Yıllardır uyku uyumamışım sanki. O nasıl bir huzur? Nasıl bir uyku? Hay Allah, lafa daldım. Kahvem nerede kaldı? Geç kaldım. Ya geldiyse ve ben göremediyse? Hayır, buna katlanamam. Hayır, kahve kalsın. Geç kaldım. Hazır. Nereye geldim ben böyle? Az önce çıkan beyefendi çıldırmış gibiydi. Ve beni neredeyse izliyordu. Oysa İngiltere'de bizler ilk önce kibar ve saygılı olmayı öğrendik. Oh, demek İngiltere'den geldiniz. Hoş geldiniz efendim. 1500 yılların İngiltere'sinden geliyorum. Yolum çok uzun ve zorluydu. Güzel bir kahve içinde sizlere hikayemi anlatmak isterim. Tabii ki dinlemek isteriz. İsminiz neydi? Olay'ın kızı. Konuşmalarınıza kulak misafiri oldum. Sanırım siz de İngiliz edebiyatının roman sayfalarından geliyorsunuz. Tıpkı benim gibi. Ne güzel bir rastlantı. Kahvemi bulunamayacağım. Ne yazık ki. Benim yaşadığım dönemlerde güzelim porselen bardaklarımız vardı. Bilirsiniz, biz İngilizler için porselen olan her şey çok önemlidir. Biz hepsi bir zamanda yaşıyorlar. Çok tuhaf. Dilerseniz size hikayemi anlatmak isterim. Boleyn ailesinin kızlarından Anne Boleyn var. Kız kardeşim Mary Boleyn ile birlikte sürekli çekişme içinde geçen bir çocukluktan sonra kader bizi İngiltere kralı 8. Henry'nin aşkını paylaşmak noktasına da karşı karşıya getirdi. Ben nasıl bir kadınım? Henry ve İngiltere benim. Bunun için ne gerekiyorsa onu yapmam. Hayatımda. Mesela Katolik Kilisesi Henry'nin Catherine'le boşanmasına izin vermiyordu. Ben de Henry'ye Katolik Kilisesi'nin yerine yeni bir kilise kurmasını söyledim. Ve İngiltere'de Anglikan Kilisesi'ni kurdurdum. Böylece herkesi karşıma alıp Henry ile evlenmeyi başardım. Hepiniz de benim ne kadar da tehlikeli bir kadın olduğumu düşünüyorsunuz değil mi? İnanın hiç umurumda değil. Aşk her şeye değer. Bunu yaşamadan bilemezsiniz. O dönemde de anlamadılar zaten. Ve benim çatı olduğumu düşündüler. Her şey ard arda yaptığım düşükler ve kız bebek dünyaya getirmemle iyice sarmazdı. Henry bile artık benim cadı olduğumu düşünüyordu. En sonunda da kilisenin de kışkırtmasıyla beni idam ettiler. Aşkımı ve hırsımı bedenini canımla ödedim. Beni idam ettiler ama kızım birinci Elizabeth ileride İngiltere kraliçesi olacaktı. Bundan haberleri yoktu. Tanrım, çok yoruldum ve çok açım. Dayanamayacağım artık. O ipeyi kurutun, nasıl yiyorsunuz öyle? Efendim, başka türlüsü mümkün değil. Çünkü kahve alacak param yok. Bu ekmek için bile neler çektiğimi bilemezsiniz. Polisler her an gelip beni alabilir. Nasıl yani? Bir ekmek için polisler sizi neden arasın ki? Ben fakir bir ailede doğdum. Kendime bildim bileli, karnım hiç doymadı. İşsizim ve iş bulamıyorum.